Çiçek Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere evlerinizde en kolay yetiştirebileceğiniz bitkilerden biri olan telgraf çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Benim elimdeki türün ismi Tradescantia nonuk. Ülkemizde ise pembe telgraf çiçeği olarak biliniyor. Yaprakların altı mor renkliyken üstü ise pembe ve yeşil renkten oluşuyor. Görüntüsü gerçekten muhteşem. Eğer ki evimde bir çiçeğim olsun ama öyle bakımıyla falan çok uğraşamam diyorsanız bu bitki tam size göre. Sadece birkaç noktaya dikkat ettiğinizde sağlıklı ve gösterişli bir telgraf çiçeğiniz olabilir. Şimdi gelelim bu bitkimizin ihtiyaçlarına. İlk dikkat etmeniz gereken nokta ışık ihtiyacı. Işık birçok bitkide olduğu gibi telgraf çiçeği içinde olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri. Telgraf çiçeğinizi evinizde direkt güneş ışığı almayan aydınlık bir köşede konumlandırabilirsiniz. Şöyle sabahları tül arkasından 1-2 saat filtreli güneş ışığı da alırsa değmeyin keyfine. Eğer gölge bir alanda konumlandırırsanız gelişimi yavaşlar, yaprakların rengi daha soluk görünür ve yapraklarında kurumalar başlar. Direkt güneş ışığı da bu bitki için oldukça zararlı. Direkt güneş ışığı aldığı takdirde yaprakların uç kısımlarında kurumalar ve yanıklar oluşur. Şimdi gelelim ikinci önemli noktaya, sulama. Sulama sadece telgraf çiçeği için değil, tüm bitkiler için oldukça önemli. Yetiştirdiğiniz çiçeği az sulama ile öldürmek çok zordur ama çok sulama ile kısa sürede kaybedebilirsiniz. Telgraf çiçeğiniz de sulamasına çok dikkat etmelisiniz. Toprağı kurudukça sulamasını yapabilirsiniz. Toprağın suyu çekmesini beklemeden çok fazla sulamak, çiçeğinizin kökünün çürümesine ve de yaprakların sararmasına sebep olabilir. Bu nedenle çiçeğinizi sulamadan önce mutlaka elinizle toprağı bir kontrol edin. Eğer toprak kuru gibi ise sulamasını gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Benim çiçeğim daha yoğun, dolu dolu gözüksün diyorsanız ara ara uçlarından 10-15 cm uzunlukta budayıp çiçeğinizin seyrek gözüken kısımlarındaki toprağına saplayın. Böylece bu dallar orada tutunarak köklenecek ve çiçeğiniz saksınızı dolduracaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer telgraf çiçeği ile ilgili sorularınız olursa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.